eleştirilemedi, eleştiri yapılamadı. Ben bir diktatör olsam ilk işim beni eleştirecek bir adam seçerim kardeşim, bir adam. Kimse cesaret edemese o adama çok büyük paralar vaat ederek mutlaka alırım. Görevin derim beni eleştirmektir. Çünkü bak kapitalizm neden batmıyor? 50 defa kapitalizm batacak dendi. Çünkü kapitalizm kendi kendini eleştiriyor ve ona göre değişiyor. Kendi kendini eleştiremeyen bir sistemle karşı karşıyayız Türkiye'de. İşte birkaç zavallı insan hapse girme pahasına, tweet attı diye içeri atılma pahasına eleştiriyor. Bugün Türkiye'de hakikaten şu muhalefeti yapanların her birisi kahraman ya. Çünkü eleştiriyor ya, eleştiriyor. Bu eleştirme senin var olmanı sağlayan bir şeydir. Önce bunu fark edeceksin. Kürsü TV ekranlarından herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz ekonomist yazar Erdal Türkkan. Erdal Bey, öncelikle hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Nasılsınız Mehmet Bey? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Erdal Bey, sizlere son kitabınız üzerinde bir soruyla başlamak istiyorum. Negatif Seleksiyon. Bu kitapta ne anlatmaya çalıştınız? Evet, teşekkür ediyorum. Bu kitap, hemen şunu söyleyeyim ki, sadece Türkiye'de değil bu konuda dünyada da yazılmış ilk kitap olma özelliğine sahip. Bu kitapta kötünün iyiye tercihi olgusunu izledim. Yani negatif seleksiyon aslında belli bir ölçüde doğar. Kötünün iyiye tercihi demektir. Biyolojik anlamda kullanırsak, ancak bu sosyal anlamda kullanıldığı zaman her alanda, yani insanların kötüsünün iyiye tercihi, efendim yani liyakat prensibine uymama, efendim kötü yasanın iyiye tercihi, kötü projenin iyiye tercihi, kötü siyasetçinin iyiye tercihi gibi, yani kötü öğretim üyesinin iyiye tercihi ve kötü memurun iyiye tercihi gibi birçok alanda uygulama olan bir şey. Yani uygulaması olan bir şey maalesef Türkiye'de çok yaygın kullanımı olan bir şey. O yüzden belki bir Türk olarak ben dünyada ilk defa böyle bir kitabı yazma ihtiyacını hissettim. Gerçi her zaman ülkemizde bu olmuştu. Dünyada da belki gelişme seviyesine göre her ülkede negatif seleksiyon oluyordur. Amerika Birleşik Devletleri'nde bile bunu gördük biz. Ama bizim ülkemizde gerçekten bu zirve düzeyinde gerçekleşiyor diye düşünüyorum. Ve yaşadığımız sorunların hemen hemen, yani çok büyük bir bölümü bu negatif seleksiyonla ilgili. O bakımdan bunu yazdığım için çok memnunum. Yani gerçekten tam da zamanında oldu belki bu iş. Çünkü ben bu kitabı 15 sene önce yazmayı düşünmüştüm. Tezgahımı aldım, işte birikimlerimi yaptım vesaire. Ama araya başka kitaplar girdi, başka kitaplar şey yaptım. Ama hiçbir zaman bugünkü kadar bunu öncelikli ve önemli görmemiştim. O yüzden yazdım bu kitabı. Çok teşekkür ederiz Erdal Bey. Erdal Bey, siz aynı zamanda bir öğretim üyesisiniz. Üniversitelerdeki değişimi sormak istiyorum sizlere. Sürekli konuşulan bir şey, üniversitelerdeki kalitenin düştüğü. Aslında bu kitabınızla da bağlaştırırsak doğru bir yer gibi. Şimdi efendim, bu çok önemli bir soru. Çok teşekkür ediyorum ve maalesef tartışılmıyor bu Türkiye'de. Şimdi üniversitelerde benim gözlemim, üniversiteler akademisyenlerin yer aldığı bir alandı. Yani akademisyenlerin kılıç oynattığı bir alandı. Şu anda üniversite bürokratikleşti. Yani nedir? Üniversitede artık akademisyenler yok, bürokratlar var. Ne demek bürokrat? Emirle hareket eden kişidir. Öğretim üyesi hiçbir zaman emirle hareket etmez. Ne bunu rektör emirle hareket eder, ne dekan emirle hareket eder, ne öğretim üyesi emirle hareket eder. Orada karşılıklı saygı vardır. Evet, bir rektör lazımdır, bir dekan lazımdır, efendim bir bölüm başkanı lazımdır, ama hiçbir zaman böyle bir hiyerarşik üstünlüğü ifade etmez ve dışarıdan da hiç kimse bir öğretim üyesine, ne bir rektöre, ne bir dekana talimat veremez. Bunu şöyle yapın, böyle yapın diyemez. Veya o kişiler dışarıdaki insanların hoşuna gitmek için kendilerinin aslında benimsemeyeceği ve özellikle de yönettikleri kişilerin, yani kendi kurumlarında yer alan kişilerin benimsemeyeceği işlere girişmez. Maalesef Türkiye'de bunların hepsi oluyor. İşte Boğaziçi olayı var, koskoca bir Boğaziçi olayı var, ama bu tek değil. Bütün üniversitelerde maalesef ben bir bürokratik hale gelme, akademisyenlikten ve akademiden uzaklaşma olgusunu hissediyorum, görüyorum maalesef. Çok teşekkür ederim Erdal Bey. Erdal Bey, Avrupa'da en çok yüksek lisans ve doktora yapan ülke olduğumuz açıklandığı verilere göre. Bunun hakkında neler söylemek istersiniz? Vallahi efendim, şimdi bizim sayılarımız gayet yüksek. Yani üniversite bir kantite meselesi değil, bir kalite meselesidir. Yani Türkiye'de üniversite öğrencisi sayısı bilmem nereden fazla diye övünülemez. Eğer siz lise seviyesinde bile olmayan öğrencilerle üniversitede bir eğitim yapıyorsanız, lise eğitiminden daha düşük bir eğitim yapıyorsanız, bunun hiçbir kıymet harbiyesi yok yani. Burada hiç kimseyi itham etmek istemiyorum, ama böyle bu kadar bir defa hızlı bir sayısal gelişme hiç anlamlı değil.
Efendim doktorayı kimle yaptığınız önemli. Ben yurt dışında yaptım doktoramı ve yurt dışında yapmakla da yetinmedim. Devlet doktorası yaptım. Yani doktora deta yaptım. Yani benim yaptığım doktora Fransa'da da ders vermek için geçerli bir doktoraydı. Çünkü evet insanlar çeşitli doktorlar yapabilir ama bunlar akademik niteliği var mı? Yani ders vermeye elverişli bir insan mı değil mi? Ben maalesef televizyonlarda izliyorum. Gerçekten büyük utanç duyuyorum çoğu zaman. Yani o hocaların davranışlarını, konuşmalarını vesaire izlediğim zaman. Valla üniversitede gerçekten bir tepe takla gitme olayı var. Bir mahvolma, yıkılma olayı var. Yani bizim üniversitelerimiz bırakın bir övünç kaynağı olmayı maalesef şu anda benim açımdan, benim bakışımla bir utanç kaynağı haline geldi. Yani daha geçenlerde Mülkiyeliler'de ki ben Mülkiye mezunuyum. Mülkiye'de efendim İnek Bayramı ile ilgili yapılan bir konuşmadan dolayı soruşturma açılmış. Yani güler misiniz, ağlar mısınız? Yahu böyle şey olur mu? Bir ülke bu kadar geri gider mi yani? İnanılmaz şeyler oluyor Türkiye'de. Şimdi böyle bir ortamda nasıl insanlar burası özgür bir ülkedir, burada özgür düşünce vardır diye hareket edebilir? İşte bunlar hep aslında negatif seleksiyon. Neden? Siz yöneticilerinizi ona göre seçerseniz, yani kötü yönetici seçtiğiniz zaman o kötü yönetici de kendi altındaki kişileri kötü yöneticiler seçer. Hiç kimse itiraz etmeye cesaret edemez ve bu işler böyle olur maalesef yani. Bu böyle gidiyor. Yani bu kötüye gidiş oluyor. Yani bir defa üniversite bir özgürlük ortamı gerektirir. Pozitif seleksiyon bir özgürlük ortamı gerektirir. Yani eğer iyinin kötüye tercihini yapacaksak bu ancak bir özgürlük ortamında olur. Yani sizin eğer basınınız tamamen teslim olmuş ise en kötüye dahi iyi diye göklere çıkarmaya kalkıyorsa, en kötü uygulamayı dahi artık Türkiye'de göklere çıkaracak bir takım insanlar oluşmuş ise ve bunlar bundan geçiniyorlarsa ve güçlerini sürdürebiliyorlarsa bu kötü bir şey. Yani çünkü negatif seleksiyonun kötü tarafı efendim negatif seleksiyona dur diyemezsiniz. Yani negatif seleksiyon eğer negatif seleksiyonu üretmeye devam ediyorsa, kötünün hep iyiye tercih edilmesi süreci devam ediyorsa, kimse buna dur demiyorsa, hatta bu ortaya bile çıkmıyorsa, bu konuşulmuyorsa bile o zaman işte kötü bir şey. Bak bizde bir güreşçiyi banka genel yönetim kurulu üyesi yaptılar. Bu hani tipik negatif seleksiyon örneğidir. Ya bu ülkede Allah aşkına bankayı yönetecek, banka yönetim kuruluna girecek başka kişi yok mu? Geçmişte efendim daha iyisi mi yapıldı işte? Bir takım generaller, şunlar bunlar atandılar bu banka yönetim kurullarına. Yani bankadan anladığı için atanmadı. Evet yani böyle bir savunma yapılabilir ama biz yani iyiye gitmeyecek miyiz? Bu ülkede neden hep iyi olan insanlar cezalandırılıyor? Şimdi Türkiye'de şöyle bir felaket var şu anda. Hiç kimse şuna inanmıyor. Ben iyi olursam kazanırım diye inanmıyor. Yani biz gençlere ne diyoruz? Arkadaş çalış, iyi bir öğrenci ol, efendim iyi bir mühendis ol, iyi bir iktisatçı ol, iyi bir efendim tarihçi ol. Sen mutlaka kazanırsın. Şimdi ben yurt dışında doktora yaparken hep şu soruyu sordum kendime. Ya bu adamların bizden farkı ne? Neden bu adamlar bizden ileri? Hep bu soruyu sordum. Her yerde bunun cevabını aradım. Ve en sonunda bulduğum cevap şuydu. Benim Fransa örneğini olarak söylüyorum. Fransa'da bir adam iyiyse saklansa o adamı bulurlar. Saklansa. Eğer bir adam iyiyse efendim mevcut siyasi partinin en azılı düşmanı olsa bile ona hakkını verirler. Böyle bir şey. Mesela benim çalıştığım enstitüde efendim şöyle bir proje geldi. Efendim De Gaulle anti-Marksist bir adamdır. Enstitü'ye şöyle bir şey getirdi. Akdeniz bölgesindeki demir çelik sanayinin gelişmesini Marksist açıdan inceleyiniz diye. Şimdi para veriyor, para veriyor adam. Anti-Marksist bir adam De Gaulle. Ama bir üniversitedeki bir enstitüye tamamen karşı olduğu bir görüşün benimseyen kişilere para vererek buradaki Marksist açıdan inceleyiniz diyor. Yani toplumdaki her değeri, her iyi şeyi, her fikri, her vatandaşı değerlendiriyor. Bu çok önemli bir şey. Yani bu toplumda geçişen, Fransız toplumunda geçişen herkes ister komünist olsun, ister faşist olsun, ne olursa olsun şundan emindir. Ya bu toplum yeter ki ben iyi olayım. Yani bu duyguyu biz kaybettiğimiz anda her şeyi kaybetmişiz demektir. Ve Türkiye'de maalesef bu kayboldu. Artık iyi cezalandırılıyor. İyi gazeteci cezalandırılıyor. İyi öğretim üyesi cezalandırılıyor. İyi mühendis cezalandırılıyor. Ha şimdi diyeceksiniz ki efendim biz öyle olur mu falan. Tabii yani negatif seleksiyonu sonsuz miktarda yapamazsınız. Bir siyasi iktidarda kalacaksa mutlaka biraz pozitif seleksiyon da yapması lazım. Yani iyi şeyler de yapması lazım. Yani Türkiye'de iyi şeyler olmuyor mu? Oluyor. Ama Türkiye'nin o kadar büyük bir potansiyeli var ki,
O kadar muhteşem adamlar var ki mesela şu anda biz bir enflasyon yaşıyoruz. Ve ben bir iktisatçı olarak seyrediyorum olayı ve üzülüyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü bunu yaşamaya mahkum değiliz biz. Biz bu enflasyonu çoktan bir defa bu hale gelmezdi. Eğer hatta mevcut siyasi iktidar mevcut seçimlerini korusaydı. Yani işte geçen sene Aralık ayında, daha evvelki sene daha doğrusu Aralık ayında bir tercih yapıldı ve sene başında da maalesef o tercihten uzaklaşıldı. Doğru düz adamlar Merkez Bankası'nın başına getirildi, ekonomi yönetimi başına getirildi. İyi adamlar, bu işi bilen adamlar. Sonradan bunlar benim lafımı dinlemiyor diye bunlar uzaklaştırıldı. Ve başımıza gelenlere bakın. Dolar 18'e çıktı. Yanlış faiz politikası uygulandı. Yanlış ekonomi politikaları uygulandı. Türkiye'nin başı belaya girdi. Yani Türkiye'nin şu son 1,5 yıldır yaşadığı olay negatif seleksiyon olayının incelenmesi için dünyanın en ilginç olaylarından bir tanesi. Biz şimdi hiç hak etmediğimiz bir hayat pahalılığını yaşıyoruz. Evet, biz de ne olacaktı dünyayla birlikte bu savaşlar vesaire nedeniyle %30'luk bir enflasyon yaşayacaktık. Ama %70'lik yaşamayacaktık. Aslında %90'lık şu anda belki %90 yaşamayacaktık. Şimdi dolayısıyla siz her alanda en kötüyü seçerseniz, çünkü o kötünün özelliğine bana sadık, ne dersem yapar. Ya ne derseniz yapacak adam en iyi olur mu? Yani böyle bir yönetim anlayışı olabilir mi? Yani ben yönetici olsam bana hayır diyecek bir adamı seçerim. Bana hayır demeyecek bir adamın bana faydası olmaz ki. Çünkü ben yanlış yapacağım zaman beni uyarabilmesi lazım. Değil mi? Kötüyü seçerseniz o size yanlış yaptığınız zaman uyarmaz. İsabetli hareket ediyorsunuz efendim der. Yani işte Türkiye maalesef böyle bir durum yaşıyor. Teşekkür ederim Erdal Bey. Erdal Bey, peki önümüzde Cumhurbaşkanı seçimi var ve iktidar değişirse enflasyon düşer mi? Dolar 16 liralara geldi tekrardan. Kur korumalı mevduat sisteminde kaybedilen milyonlarca, milyarlarca lira var. Bunların geri dönüşü nasıl olur? Ya kardeşim şimdi kur korumalı mevduat bir yanlıştır. Ne yanlıştır? Daha önce yapılan bir faiz yanlışının düzeltmek için yapılan bir yanlıştır. Şimdi negatif seleksiyonda yani kötü politikayı iyi politika yerine kötü politikayı tercih ederseniz bu da negatif seleksiyondur. Siz kötü politikayı tercih ettiniz. Ne yaptınız? Efendim Türkiye'de enflasyon varken siz negatif faiz politikası uyguladınız. Şimdi bunu da İslam'a bağladınız. Şimdi İslam'ın iyi yorumu şudur kardeşim. İslam tefeci faizini yani ribayı yasaklıyor. İslam faizi yasaklamıyor. Zaten o sırada faiz diye bir şey yok ki. Riba var. Yani İslam'ın bu faiz yasağının nasıl riba yasağının nasıl geldiği de belli. Ne yaptınız? Efendim orada mesela altın almışsın, 100 altın almışsın. Diyorsun ki ben senden 100 altın borç alacağım. Altın bir şey değil, kağıt para değil. Altın değerini kaybetmiyor. Ha, efendim savaştan sonra kardeşim sen bana 500 altın verirsen ben sana 100 altın veririm şimdi derseniz bu bir ribadır işte. Tefeci faizidir. Yasak olan budur. Zaten ahlaki olarak da yasaktır. Bütün dinler bunu yasaklamıştır ve yasaklanması da gerekir bunun. Tefeci faizi zaten Türkiye'de de tefeci faizi eskiden vardı ve yasaktı. Şimdi bu tefeci faizi lafını siz tutuyorsunuz, faiz yasaktır diye uyguluyorsunuz. Onu da tam yasaklamıyorsunuz, 14'te kuruyorsunuz faizi. Hangi nedense 14'te olduğu da belli değil. Efendim enflasyon çıkıyor %70'e. Çünkü dolar alıp gidiyor ondan sonra başını. Ondan sonra tabii dolar alıp gidince enflasyon da yukarı çıkıyor. Ondan sonra vay işte bununla nasıl baş ederiz diye dünyada hiç kimsenin uygulamadığı sakıncaları nedeniyle, uzun vadeli sakıncaları nedeniyle uygulamadığı bir kur korumalı mevduat diye bir sistem getiriyorsunuz. Onunla da övünüyorsunuz. Diyoruz ki bütün dünya bizi şey yapıyor. Çünkü efendim biz kur korumalı mevduat bak görüyor musunuz doları durdurdu diyorsunuz. Ya iyi de kardeşim bunun sen yan etkileri nedir biliyor musun? Bir ilaç aldın. O ilacın yan etkileri nedir? Mesela insanlar şimdi ne oldu kur korumalı mevduatla? Güzel dövizin önünü kestin. Ama enflasyon yükseliyor. Vatandaş enflasyon karşısında eziliyor. Yani daha doğrusu şöyle bir şey var. Tasarruf sahipleri de enflasyonu karşısında kaybediyor tasarrufuna. Adam ne yapıyor? Ev satın alıyor. Kendisini korumak istiyor. Ev satın alınca evin fiyatı yükseliyor. Evin fiyatı yükselecek kira yükseliyor. Hadi efendim vay stokçulardan uzun. Ha adam stok yapıyor. Stok yapıyor kendisini korumak için. Çünkü parasını bankaya koysa parasının yarısı gidecek. Stok yapıyor. Sen adamı stok yapmaya mecbur ediyorsun. Parasını değerlendirmeye. Ondan sonra vay namussuz stokçu diye bir de onu cezalandırmaya kalkıyorsun. Olmaz ki. Zaten stoku insanlar eğer kredi ucuzsa siz %20-30'a kredi
faizle kredi alabiliyorsanız, bunu da stok yaparsanız, tamam mı? O zaman bu stoku da %70'den enflasyon %70 olduğuna göre satabiliyorsanız %40 karınız var demektir. Akıllı bir adam olarak, normal olarak enflasyona karşı kendinizi korumanız gerekir. Vay siz namussuz alçaklar, stokta yapmayın. Ne yapacağım? Param pul olsun. Ben de bunu seyredeyim. Böyle şey olur mu ya? Böyle bir şey olabilir mi? Dolayısıyla yani insanları stok yapmaya mecbur edip ondan sonra stok yapanları cezalandırarak çözüm bulmak. İnsanları ev almaya mecbur edip, istemediği halde ev almaya mecbur edip ondan sonra ev fiyatları arttı diye insanları cezalandırmak. %70 enflasyonun olduğu ortamda %9'a kredi verip, %9 veya yıllık faizle diyelim %10, %11'e kredi verip haksızlık yapıp bundan yararlanmak isteyen ev sahibi fiyatı arttırınca onu cezalandıracaksın. Böyle şey olur mu ya? Böyle bir şey olur mu? Böyle bir politika olur mu? Bak, görüyorsunuz Ekonomi Bakanlığı eğer yalnız seçerseniz, efendim bir şeyi Merkez Bankası'na yalnız seçersin, politika yalnız seçerseniz o size %100 tabi olursa ondan sonra yanlış politikalar olur. Yanlış politikalar kuru yükseltir. Kur yükseltince enflasyon gider. Enflasyon gidince siz buna çile diye tutarsınız kur korumalı mevduat diye onu getirirsiniz. O 40 tane yan etkiyle vatandaşı yanlış işler yapmaya mecbur eder. Ondan sonra siz her tarafta efendim şiddet estirip bilmem ne yaptırıp bunları zorla zabıta yoluyla engellemeye çalışırsınız. Türkiye bunlara layık değil ya. Türkiye'de inanılmaz derecede akıllı, işini bilen, enflasyonla mücadele konusunda çok ciddi tecrübesi olan bir sürü adam var yani. Bunları koysanız bu işler düzelir. Hatta dediğim gibi yani bu siyasi iktidar da koydu. Bak enflasyon %12, 13, 15'ti. Şimdi nerede? %70-80'lerde. Yıl sonuna nerede? Hani bu Haziran'a bitecekti falan. Kötünün iyiye tercihi, negatif seleksiyon olayı her alanda kendisini gösteriyor. Üniversitede de kendisini gösteriyor. Ekonomi yönetiminde de kendisini gösteriyor. Efendim proje yönetiminde de kendisini gösteriyor. Her alanda kendini gösteriyor. Şimdi kardeşim peki bu AK Parti'ye yararlı mı? Yani iktidar partisine yararlı mı bu? Hayır, yararlı değil. Yani negatif seleksiyon onu yapana da zarar. Ne oluyor AK Parti? Kendi memleketindeki gençleri kaçırıyor. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bakın kendi doktorumuzu yurt dışına kaçırıyoruz. Ondan sonra bilmem Pakistan'dan şuradan buradan doktor getiriyor. Şimdi ben sağda solda gidiyorum böyle garip garip doktorlar var. Adam doğru düz Türkçe konuşamıyor bilmem ne filan. Senin vatandaşının sözünü ona muayene ediyor ama bir sonuç alamıyorsun. Yani her alanda negatif seleksiyon var. Güzelim İstanbul'daki havaalanını sen tutuyorsun. Yahu Avrupa'nın en iyi havaalanı seçilmiş havaalanı yıkıyorsun ya. 10 milyar dolar değerindeki havaalanını yıkıyorsun. Efendim millet bahçesi yapacak. Bahçeyi bulamadın mı? Yani böyle şey olur mu? Dolayısıyla yani biz şeye karşı çıkmıyoruz ki havaalanı yap. Tamam. Havaalanını genişlet. Ama böyle bir yani çalışan, işleyen bir havaalanını sen nasıl yıkarsın ya? Bu da negatif seleksiyondur. Yani kötü bir iyiye tercihidir. Dolayısıyla bunu biz her yerde, her adımda görüyoruz yani. Efendim Türkiye'de bir sürü çok iyi Diyanet İşleri Başkanı olabilecek adam var. Tutuyorsun Emir Eri gibi sana her şeyine evet diyecek, hiçbir şeyine itiraz etmeyecek insanları seçiyorsun. Olmaz ya kardeşim, olmaz mı? İnsanları soğutuyorsun ya. İnsanları dinden soğutuyorsun. Hani böyle şey olur mu? Bu negatif seleksiyon. Bunlar hep negatif seleksiyon. Sen ne dersen yap, yeter ki beni bir yere getir diyen insanlar tarihte daima olmuştur. Geçmişte de olmuştur Türkiye'de. Bunlara cevaz verenler, bunlara evet diyenler hep kaybetmiştir. Yani bu olup bitenler AK Parti'nin lehine değil. Bak şimdi önümüzdeki seçimi kazanabilir miyiz, kazanamaz mıyız diye düşünüyor. Niye düşünüyor AK Parti önümüzdeki seçimi? %100 kazanırdı. Bu negatif seleksiyonlara gitmese %100 kazanırdı. İşleri millet memnundu yani. İyi gidiyor diyordu. Ötekiler yapamayacak diyordu. Şimdi bunlar yani sen kendine iyilik mi yapmış oluyorsun? Ne lüzum var şimdi üniversiteleri böyle esir almaya? Bırak üniversiteler ya kendi içinde gülüşsünler. Sen üniversiteyi yönetme yetkisine nereden sahip hissediyorsun kendini? Kolay mı üniversiteye? Niye rektörlere atıyorsun? Ve bir de seçip seçip atıyorsun. İyi rektör, kabul gören rektör lazım. Eğer bir rektör kabul görmüyorsa değil mi? Hiç olmazsa kabul görme şansını olan birisine atarsın. Yok efendim, ille benim dediğim olacak anlayışıyla yani kötüyü dayatarak bir yere varamayız biz. Kötü nedir? Şimdi ben iyinin kötünün tercih ediyorum da burada en zor soru şu. Efendim siz kötünün iyiye tercih ediyorsunuz da iyi nedir, kötü nedir? İyi adam nedir, kötü adam nedir? Üniversitenin
kabul ettiği, benimsediği insan iyi insandır, iyi rektördür. Yani üniversiteye bir sıkıntı getirmeyen, orada problem yaratmayan, oradaki insanların şevkini kırmayan, değil mi? Ama ille de ben burada duracağım diyen, yukarıdan yani hiçbir zaman alttan kabul görmeyen bir rektör iyi bir rektör değildir. Böyle bir iş yapamaz üniversitede. Ben bunu yaşadığım için biliyorum. Aslında rektör kendisini yok sayar. Yani rektör bizim zamanımızda şöyleydi. Yani biz öğretim üyeleri düzeyinde karar alırdık. Mesela birisini alacağımız zaman bölüm toplanır, kendisi karar alırdı. Şimdi pat diye üniversite rektöründen adam geliyor oraya. Oradaki alttaki adamların hiçbir şeyi yok. Bazı insanları alırdık, bazıları yok. Yukarısı da onu onaylardı. Tamam. Madem bunlar kabul etmişler, onaylardı. Yani çok önemli bir sakıncası yoksa onaylardı. Şimdi böyle her şeyi ben atayım, her şeyi ben belirleyeyim derseniz yanlış iş yaparsınız. Bu olmaz böyle. Dolayısıyla biz bakın diplomatlarımızı monşer bilmem ne diye bertaraf ettik başlangıçta. E ne oldu dış politikamız? 5 milyon, 6 milyon sığınmacı ile karşı karşıyayız. Bu bir felakettir ya. Yani bir ülkeye 5 milyon sığınmacı gelmişse ve bunlara hiçbir şekilde hakim olmadan ülkenin istediği yerine gidip istediği işi yapacak, istediği şekilde hareket edecek şekilde bir durum varsa bu bir felakettir. Böyle bir şey tercih olmaz. Bakın bu da kötü politikanın iyi politikaya tercihi. Komşunun işine karışma kötü politikadır kardeşim. Bu ülkede insanlar yıllarca tecrübe ettiler, ona göre hareket eder, özellikle Orta Doğu'da. E komşunun işine karışacaksın, vay sen git diyeceksin onun başındaki adama. E ondan sonra oradaki adamları organize edeceksin falan. E o zaman bunlar oluyor. Yani bu bir sonuç. Sebep kötü politika, yanlış politika başlangıçtaki. Şimdi dolayısıyla tabii şunu da söyleyelim yani bu sadece bu memlekette kötü politika mı izliyor? Baştan tekrar söyledim bunu. Hiçbir ülke sadece kötü politikalar izleyerek ayakta duramaz. Ama bak koskoca Sovyetler Birliği battı. Sovyetler Birliği neden battı sorusuna herkes cevap vermelidir. Neden battı biliyor musun Sovyetler Birliği? Çünkü Sovyetler Birliği'nde sistem eleştirilemedi. Herkes yanlışların farkındaydı ama özgür basın yok. Basın hep yüceltiyor. Her şey çok iyi gösteriyor. Eleştirilemedi, eleştiri yapılamadı. Ben bir diktatör olsam ilk işim beni eleştirecek bir adam seçerim kardeşim, bir adam. Kimse cesaret edemese o adama çok büyük paralar vaat ederek mutlaka alırım. Görevin derim beni eleştirmektir. Çünkü bak kapitalizm neden batmıyor? 50 defa kapitalizm batacak dendi. Çünkü kapitalizm kendi kendini eleştiriyor ve ona göre değişiyor. Kendi kendini eleştiremeyen bir sistemle karşı karşıyayız Türkiye'de. İşte birkaç zavallı insan hapse girme pahasına, tweet attı diye içeri atılma pahasına eleştiriyor. Bugün Türkiye'de hakikaten şu muhalefeti yapanların her birisi kahraman ya. Çünkü eleştiriyor ya, eleştiriyor. Bu eleştirme senin var olmanı sağlayan bir şeydir. Önce bunu fark edeceksin. Rusya bu yüzden battı. Rusya eğer eleştiriye izin verseydi 1970'lerden itibaren hatta 60'lardan itibaren böyle değişme yönünde bir takım şeyler, çabalar oldu. Ben çok yakından izledim Rusya'yı. Ama onların hiçbirisi olmadı. Ve sistem devam etmesi mümkün olmayan bir yere doğru hızla sürüklendi. En sonunda kendi kendine teslim oldu. Yani bir dış güç gelip de Sovyetleri yıkmadı yani. Kendi kendisini yıktı adamlar. Eleştiren insanı sen yok et, hapse at. Ondan sonra bütün muhaliflere her türlü baskıyı yap. Olur mu böyle şey ya? Ya Kılıçdaroğlu konuşuyor bilmem orada yüz binler var İstanbul'da. Türkiye'nin haber ajansı bunu vermiyor. TRT'si hepimizin vergisiyle iş gören TRT'si bunu yok sayıyor. Böyle şey olur mu ya? Böyle bir şey olur mu? Yani bu toplum şu demek, kendisi hastalığı saklıyorsun. Oradaki o kalabalık oraya para versen gelmez, toplayamazsın o insanları. Değil mi? O insanın bir şikayeti var ki oraya geliyor. Ha, onu göreceksin sen. Ha diyeceksin şu insanlar ya bak bana karşı demek. Bu memlekette işte anketler yapılıyor. Bu insanlar bak bir sürü insan artık ben %28'e 30'a düştüm. Niye düştüm acaba diye soracaksın. İşte bu sorunun cevabı negatif seleksiyon yapıyorsun kardeşim. Adam seçerken negatif seleksiyon yapıyorsun. Politika seçerken negatif seleksiyon yapıyorsun. Proje seçerken negatif seleksiyon yapıyorsun. Şimdi İstanbul Kanal İstanbul. Kanal İstanbul bir negatif seleksiyon örneğidir. Ya Kanal İstanbul tamam düşünülebilir kardeşim. Hani bütün meselelerini halletmiş. Efendim metrolarını kurmuş. Depreme karşı bütün tedbirlerini almış. Okulun altyapısını her şeyini yapmış. Bir ülke düşün. Sen daha deprem var yahu, deprem olacak yakında. Belki yarın, belki yarından da yakın. Ve buraya gerekli deprem tedbirlerini almamışsın. Niye almamışsın? Param yok diye almamışsın. Kaynak yok diye. Daha doğru düz metro yapmamışsın.
yeteri kadar, minimum düzeyde. Memleketinde sulama tesislerini yapamıyorsun. Köylüne %1'lik gelirin %1'ini vereceğim diye kanun çıkarmışsın, onu uygulayamamışsın. Memleket gittikçe dışa bağımlı hale gelmiş. Yani şimdi bütün bunları yapmadan tutup da oraya ben ille de bunu yapacağım diyorsa bu negatif seleksiyondur ya. Ha birileri bunu yaptı tabii, elbette her şey savunulabilir. Her şey için efendim şöyledir böyledir diye 3-5 tane neden bulursun. Belki de iyi de bir proje olabilir belki de, yani bizim bilmediğimiz. Ama öncelik diye bir şey var. Öncelik deprem, öncelik metro, öncelik sulama, değil mi? Bunlardır yani. Altyapıdır. Eğitim altyapısıdır. Hala bizde bilmem 5 tane şeyde oturan çocuklar var. Bir zavallı çocuklar bütün gün o seyahat ediyorlar. Şey yok, okul yok. Doktorumuz yok. Altyapımız yok. Dolayısıyla bu negatif seleksiyon olayı Türkiye'nin başının derdidir. Kim ki Türkiye'ye iktidara gelir, pozitif seleksiyona başlarsa, yani iyinin kötüye tercihini yaparsa. Mesela bir adam iktidar değişti. Yeni iktidar ne olacak şimdi? İktidar değişti. Efendim bir AK Partili çok iyi adam. Çok iyi bir bürokrat. O bürokrat tutacaksın. Eğer onu atarsan negatif seleksiyon yapıyorsun. Bak mesela Cumhuriyet kurulduğu zaman çok iyi padişaha sadık bir takım insanlar vardı. Evet. Yani Cumhuriyet şeyini tam anlayamamıştı ama padişaha sadık ama çok değerli insanlar vardı. Bunlar gittiler mesela. Biz bir sürü negatif seleksiyon yaptık. Cumhuriyet döneminde de yaptık. Yani CHP döneminde de yaptık. Geçmişe bak. Bir sürü. Ama mesela ne oldu? Demokrat Parti'yi kuran kadro CHP içinde yer alabildi. Değil mi be? Demek ki pozitif seleksiyon yaptı adam. Yani o Demokrat Parti nereden çıktı? CHP'nin içinden çıktı. Demek ki CHP kendi yaptığı yanlışlara rağmen yine de orada bir pozitif seleksiyon yapmış ki o adamlar o muhalefet partisini iyi ki oluşturdular. Ama ondan sonra Demokrat Parti iktidara geldi. İyi kadrolarla işe başladı. Fakat sonradan yine negatif seleksiyon süreci başladı. Kötü politika iyi politikaya tercih edildi. Kötü düzenleme iyi düzenlemeye tercih edildi. Kötü uygulama iyi uygulamaya tercih edildi. Kötü adam iyi adama tercih edildi.